Ah, ne haltlar karıştırıyorsun sen. Hoş geldiniz Rezan Hanım. Savaş Bey, uzun zamandır görünmüyordunuz. Hoş geldiniz. Nasılsın Cahit abi? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Vakti nasıl? Her zamanki gibi maşallah var Savaş Bey. Bakayım. Hadi gel tanıştırayım seni. Oğlum, nasılsın? Ha? Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun? Aksi. Aksi? Anlamı ne? Öfkeli demek. Nedense hiç şaşırmadım. Ata binmeyi biliyor musun? Biliyorum. Araba kullanmayı bilmiyorum ama ata binmeyi biliyorum. Bak sen, kim öğretti? Dedemden. Yani babamın babasından. Köyde atları vardı. Şimdi baksana şuna, ne kadar tatlı. Sevdin mi? Çok. Binmek ister misin? Olur. Tamam. Aksi. Gel bakalım. Hadi gel. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Oğlum. Sevdin mi? Evet, çok tatlıymış. Sonra sen de bin. Niye? Sen de bin sonra. Aferin sana. Çok özlemişim ata binmeyi. Burada biraz duralım mı? Tamam, duralım. Gel. Ben inerim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yoksa. Önce parmağım kesildi, sonra da çamura baktık. Ama ne kadar keyifli bir gündü değil mi? İşte bunu anlamak, bunu anlatmak istiyordum. Çünkü ben böyle olacağını biliyordum. Neyi biliyorsun? Kimse olmadan, sadece ikimiz, yani böyle olacağını, çok güzel olacağımızı biliyordum. Nereden biliyordun? Sadece hissettim. Seni sevdiğimi biliyorum. Ama hepsi bu. Yani nasıl anlatacağım, nasıl göstereceğimi bilmiyordum. Etrafımızda o kadar çok ses vardı ki Ayşen. Birbirimizi duymuyorduk. Ben de sessizlik istedim. Beni duy istedim. Seni duymak istedim. Sen hala söylemedin. Neyi? Ben sana seni sevdiğimi söyledim. Ama yani sen hala... Ben hayatımda iki erkek sevdim. Biri babamdı. Ona ne kadar aşk edensem de oydu. Diğeri de sensin. Ama kafam çok karışık. Gerçekten bilmiyorum Savaş. Müzik
Özgür. Merhaba şekerim. Merhaba canım. Ne bombalar var ne? Dinliyorum. Bezan geldi. Savaş ortada yok. Dünkü saraydan kız kaçırma operasyonundan sonra kimse görmemiş çıktı kumluları. Aşklarını dayanlarını alıp gitmişler. Ay biliyorsan var ya burası kaynıyor. Her tarafta aynı laflar. Savaş Bey'in bunu yapması için kör kütük aşık olması lazım falan. Adam delirmiş resmen. Canım teşekkür ederim haber verdiğin için ama tam bir toplantıya girmek üzereyim. Tamam o zaman. Gelip buraya kaçardım. Sadece dinlerdim. Neyi? Bilmem. Belki de duymamak için. Emin değilim. Ama burayı seviyorum. Bana huzur veriyor. Sessiz, sakin. Şimdi de sen. Burayı seninle paylaşmak istedim. Ayşen, sana tek bir şey soracağım. Tamam. Burada, yani şu an burada benimle olmaktan mutlu musun? Evet. Sana söylemiştim. Senin istediğin gibi olacak demiştim. Gerçek olacak. İşte bak. Gerçek. İnan benim istediğim de bu. Huzur. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Taksi nerede? Taksi! 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 Fatih oğlum hoş geldin. Hoş bulduk usta. Ne oldu böyle? Sorma oğlum sorma ya. Sabahın köründe gelmişiz, dükkanı açmışız. Üftadı Hanım bir ışımla girdi içeri, arabayı kırdı döktü. Niye ki? Nereden bileyim oğlum, nereden bileyim? Hani desem ki gazeteleri okudu, ona sinirlendi. E arabanın günahı ne? Yani Atabey görünce çok, çok üzülecek biliyor musun? Çok üzülecek. Allah'tan daha gelmedi. Telefon ettik, ulaşamadık da Atabey'e. Ben de onun için geldim usta. Atabey dün gece gitti. Biraz kafasını dinleyeceğini söyledi, gelemeyecek. Hah, çok da iyi yapmış oğlum, çok da iyi yapmış. Yani öyle sabah ben de görünce gazetelerde korktum biliyor musun? Zaten hassas bir adam. Dedim bu sefer kesin kalpten gitti. Ulaşamayınca dedim herhalde hastaneye falan kaldırdılar. İyi ama değil mi? Heh? İyi, merak etme sen. Sağ ol. Niye öyle ayakta dikildin kaldın, girsene içeri. Yok usta, ben zaten haber vermek için gelmiştim. Kolay gelsin. Hadi kal sağlıcakla. Taksi! Çok uzağa gitmemiştir değil mi? Buluruz onu. Korkma, buluruz. Bence o bile anladı. Neyi? Yalnız kalmak istediğimizi. Buna ihtiyacımız oldu. Canını sıkkın. Gazeteleri gördün galiba.
gazeteyi görmeyi bırak, kendi gözümle gördüm. Ya hani bu iş bitmişti, savaş bitmişti. Bu bir onur mücadelesiydi. Evet bitti ama biten... Ya artık kendini bile kandıramıyorsun Neslihan. Ayşen'e yakınlaşmalar, savaşı bitireceğim demeler, bunların hepsi yalan. Kendini kandırmaya çalışıyorsun ama olmuyor işte. Yoksa senin ne işin var kızım Ayşen'le? Öyle düşmanıma yakın olayım falan da deme bana. Ben biliyorum. Senin orada oluşunun tek sebebi hala savaşa aşık olman. Ayşen'le görüşüyor mu, geliyor mu, gidiyor mu? Bunları görmek istiyorsun. Yakalandın Neslihan. Bahar yağmuru çabuk kesilir. Biz yine de bir yere saklansak iyi olur. Evet. Hadi gel. Ben korkmadım. Çünkü beni terk etmeyeceğini biliyorum. Dünya üzerinde beni terk etmeyecek tek canlı o. Yani şimdilik. Belki ileride bir başkası daha olur. Olur mu dersin?